Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Yıl 1970, Eskişehir, Havacıların Kalesi. Eskişehir 1. Hava Kuvveti Komutanı'na bağlı 2000 kadar astsubayın eşleri ve çocukları ellerinde anayasa, anayasa, analara verme tasa, her yerde var alın terimiz, personel kanunda yok yerimiz yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaparlar ve Atatürk Anıtı'na çelenk koyarlar. Ardından Gölcük, Diyarbakır, İzmir, İstanbul. Akabinde 73 uçak teknisyeni astsubay pasif direnişe geçer, işi yavaşlatırlar, uçaklar uçmaz olur. Astsubay eş ve çocukları bu defa ulusa yürüyüşe geçerler, yürüyüş yaparlar, panzerler susar ama geri adım atmazlar. Değerli arkadaşlar, aradan tam 54 yıl geçti. Astsubayların sorunları 54 yıl öncesinden daha ağır. Bugün emekli astsubaylar Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da geçinemiyoruz diyor, miting yapıyor arkadaşlar. Ben de 9 yıldır bu kürsüden haykırıyorum askere, polise adalet diye. Ağustos 2017'de Çanakkale'de Adalet Kurultayı'nda askere, polise adalet diye çalıştay yapmış bir arkadaşınızım. İçişleri Komisyonu'na, Milli Savunma Komisyonu'na ne zaman bir kanun teklifi gelse koşar giderim. Bütçe görüşmelerinde bakanları sıkıştırırım. Astsubayın, uzman jandarmanın, uzman çavuşun, polisin hakkını savunmak için. Arkadaşlar, astsubayların çok sayıda problemi var. Ama bunlardan en önemlisi, bir astsubay emekli olduğunda maaşının ancak %50'sini alabilirken bir subay emekli olduğunda %70'ini, 80'ini alabiliyor. Bir emekli albay yeni mezun bir teğmenin maaşından daha fazlasını alırken bir emekli kıdemli başçavuş astsubay çavuş maaşının altında emekli maaşı alıyor. Dikkatinizi çekerim. Bu mukayeseyi yaparken albay fazla maaş alıyor demiyoruz. Türk subayı da fazlasını hak ediyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Türk subayın aydın yolundan giden insanlarız. Ancak diyoruz ki astsubay da hakkını alsın. Hulusi Akar 18 Kasım 2021'de Erciyes Üniversitesi'nde diyor ki hali hazırda hepimizin bildiği gibi ülkemiz yurt içinde ve Suriye'de yaklaşık olarak 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Buradan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruyorum. Yurt içinde ve Suriye'de 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye Cumhuriyeti 130 bin emekli astsubayın ihtiyacını karşılayamıyor. Yazıklar olsun. Dünyanın en zor mesleğini icra edeceksin. Yalçın dağlarda, azgın denizlerde, kuş uçmaz, kervan geçmez bozkırlarda görev yapacaksın. 4-5 tayin göreceksin. Hiçbir yere kök salamayacaksın. Gün gelecek çocuğunun doğumunu göremeyeceksin. Mezuniyetini göremeyeceksin. Vatan için can vereceksin. Gözünü kırpmadan ölüme koşacaksın. En ağır koşullarda 25-30 yıl görev yapacaksın. Emekli olduğunda ailenle, çoluğunla, çocuğunla beraber huzurla yaşlanamayacaksın. Güvenlik görevlisi olacaksın. Korumalık yapacaksın. Çay dağıtacaksın. Çay dağıtacaksın. Allah'tan reva mıdır arkadaşlar? Astsubay Ömer Halis Demir'e öl emrini veren, Esma Astsubay'a bombayı imha et emrini veren subay 4-5 tane ayrı tazminat alacak. Siz astsubaydan bir tanesini esirgeyeceksiniz. Gündeme alınmasını istediğimiz bu kanun teklifiyle astsubaya rütbesine göre 9.000 ila 10.000 ek gösterge, binbaşılarımıza 9.000, kıdemli binbaşılarımıza 10.000 ek gösterge ile tazminat sorununu, kangren olmuş tazminat sorununu kökünden çözüyoruz arkadaşlar. Bizler delikanlı çağımızda sokaklarda top oynarken onların eli silah tuttu. Biz sevgililerimize kır çiçeği toplarken onlar kır çiçeklerini kanları ve terleriyle suladılar. Bizler sıcak yataklarımızda uyurken onlar -30 derecede Gabar'da, Cudi'de, Amanoslar'da, Yalçın Dağlar'da, azgın denizlerde görev yaptılar. Bizler hafta sonunu ailelerimizle geçirirken onlar ayın en az 10 gününü tatbikatta, nöbette, gece eğitiminde, operasyonda geçirdiler. Tek kuruş fazla mesai almadılar. Evlatlarının doğumunda, sevdiklerinin mutlu günlerinde, acılarında yanlarında olamadılar. Görev verildiğinde de, ölüme giderken de muhakeme etmediler, bir an bile düşünmediler. Şimdi sıra bizde değerli arkadaşlar. Onlara borcumuz var. Bizlerin çocukları rahat uyuyabilsin diye kendi çocuklarının yetim kalmasını göze alanlara borcumuz var. Buradan
tüm siyasi parti gruplarına sesleniyorum. Gelin bu kanun teklifini gündeme alalım. Kahraman astsubaylarımızın sorunlarını birlikte çözelim. Bu onur hepimize ait olsun. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in çok sevdiğim bir sözü var. Onunla bitireyim istiyorum. Sizi güçsüz, zayıf, yalnız bir karınca gibi görüyorlar. Karıncaların gücü birlikteliğindedir. Yan yana durmasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem, karıncanın kardeşi var diyor Özgür Özel. Askerin, polisin kardeşi var, astsubayın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir değerli arkadaşlar. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.